Evet. İlk domates fidemizi toprakla buluşturduk. Bunlar annemin kendi balkonunda şu kolinin içerisinde yetiştirdiği domates fideleri. Bayağı boylandılar. Çeriler. Bunlar çeri değil mi? Hı. Evet, şimdi kazıkla delik açılıyor. Deliğin içine birazcık DAP gübresi, üzerine domates. Domatesin yatık dikilebildiği ile ilgili videolar da izledim ama gerek yok herhalde değil mi? Evet, aldı değil mi? Evet. Çok güzel. Bu şekilde Anne bak. ilk domateslerimizi toprakla buluşturuyoruz inşallah. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu hemen yer bizim arkamızdan. İlacı çabuk yap. Hemen dibinde çünkü. Bak burada. Bak şimdi ben buna sokacağım. Korkuyorum. Nerede? Bak Korkma burada. kızım, korkma hakkında ben Nerede kız? varım. Her tarafta Bak delik var burada. da sen tamam çıkar Sen sağ olasın. deliklere bakma ya. Korkuyorum. Dana burnundan korkuyoruz arkadaşlar. Şimdi dikiyoruz bunları, birazdan dana burnu Bak yiyecek. şimdi cıyık değil izledim. Şimdi onun için ilaç yapacağız. Onu bir göstereyim. Evet. Dana burnu için ilaç nasıl hazırlanıyor arkadaşlar? İlacımız burada. Kepek aldık. Kovamız var ve burada da şekerimiz var. Şekeri, kepeği ve ilacı karıştırıyoruz. Kovanın içerisinde suyla yumuşatıyoruz. Bir hamur kıvamına getiriyoruz. Fidelerin dibine Bu arada küçük ameliyat parça küçük parça atıyoruz arkadaşlar. Böylelikle dana burnu bu ilaçlı kepeği yiyor. Şekerli olduğu için fideye gitmiyor ve bunu yedikten sonra da herhalde bu haşerattan kurtulabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bu ilacın hazırlanmasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi konuşamıyorum. İlacı karıştırdık. Kepeğin içerisine şeker kattık. İlacı da karıştırdık. Şöyle yakından şekerler falan da görünüyor. Ama ilaç iğrenç kokuyor. Ah. Ya nefes alamıyorum ya. Şimdi su katıp hamur kıvamına getireceğiz. Evet. Suyla karıştırıp hamur kıvamına getirip fidelerin dibine koyacağız. Evet, geçen hafta pipet uygulayarak diktiğimiz biberlerin dibine de koyduk arkadaşlar. Şimdi abim domateslere doğru uygulamayı yapıyor ama gerçekten ilaç çok kötü kokuyor. Şu şekilde küçük parça parça atacağız. Fideleri değil, bunları yemesini ümit edeceğiz arkadaşlar. Abi yetecek mi 5 sıraya? Bak fazla atmayalım. Niye biz bir sıra sadece çeri çıktı? Ha, bizim kendi yetiştirdiğimiz domatesten çıkmaz mı 5 sıra? Bilemiyorum işte. O zaman açık kök alacağız anne. Ha, küçükler mahvolduğu için çıkmayabilir. Neyse, açık kök alırız onlara Bir ya. şey değil, sorun değil. Yani Güzel. şey, kapalı kök alırız. Abi, abi çok atma bak. Şu kadar şu kadar at yeti. Bir sağına bir sonuna atmamıza gerek yok. Heh. Çok almayacağız ya, kapalı kök alalım. Tamam. Tamam, bakarız inşallah. Evet. İlacın uygulaması bu şekilde. Böyle bir tane daha videomuz vardı. Tam ekerken arkadaşlar dolu yağdı. Dolu ama küçük. Çok küçük tanelerle yağıyor. Daha çok yağmur ama hemen kesilecek gibi. Evet. İşte bu. Duruyor, sonra tekrar geliyor. Duruyor, tekrar geliyor. Hadi git daha, hadi git, yürü git daha. Allah Allah, kurtlu ya. Şimdi o kadar yağmur yağdı ama yine de motoru bir çalıştıracağım arkadaşlar, bakalım.
şunu burada takalım, unutmuşuz. Çok fazla şarj olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Motoru çalıştırdık. Sebebi şu arkadaşlar. Şimdi onu dışarıda açıklayayım. Şimdi her ne kadar yağmur yağsa da yağmur suyu öyle toprağın altına çok geçmiyor ki zaten şurada böyle hafif hafif hemen kurulukları görüyorsunuz arkadaşlar. Fideleri yeni diktik. Hemen boyunları bükülüyor. Can suyu olması için yağmur da yağsa sulamamız gerekiyor. Şimdi motorumuzu çalıştırdık. O sulama işini yapıyoruz. 20-25 dakika bunlara su damlasa bugün için yeterli olur. Hava zaten serin. Akşam serinliğiyle iyice kendilerine gelirler. Allah'ın izniyle önümüzdeki hafta tamamen tutunmuş olurlar. Arkadaşlar yağmur durdu. Kalan domatesleri bitirelim dedik. Yapabildiğimiz kadar iş yapmaya çalışıyoruz. Şimdi domatesler nasıl dikiliyor ona bakalım. Önden bir kişi delik açıyor. Bir tane odunla. Deliğin içerisine şurada da göründüğü gibi biraz DAP gübresi atıyoruz. DAP gübresinin içine fideyi bırakıyoruz. Daha sonra da sıkıca kapatıyoruz. İşte burada yılların vermiş olduğu profesyonellikle annem elinden geldiğince domates dikmeye çalışıyor. Evet. Bu sıra bitince bitiyor değil mi? Evet, ben de şurada şimdi ilaçları atıyorum diplerine. Bu sırayı bitirmişler. Bu sıranın da ilacını atalım. Önce tabi elime eldiven giymem gerekiyor. Evet. Yağmur sonrası ikinci gün bahçedeyiz. Abim burayı tekrar çapaladı. Artık tümsekle uğraşmıyoruz arkadaşlar. Çünkü tümsek bizim canımızı okudu. Umut ediyoruz ki motorumuzun gücü suyu tümseğe aşırmaya yeter. Biz ne yapıyoruz? El birliğiyle bir taraftan kahvaltı hazırlanırken bir taraftan da fidelerin dikimini yapıyoruz. Bunlar dolmalık biberler. Gayet de güzeller. Sıraların tamamını bitirdikten sonra motorumuzu çalıştırıp bir sulama yapacağız. Bunlar da domatesler arkadaşlar. Dün diktiğimiz hafif baygın olanlar da var. Kendini kurtarmış gibi görünenler de var. İnşallah toparlayacaklar. Hepsinin dibine ilaç atmıştık. Görünürde yıkılmış, kesilmiş, biçilmiş yok. Yani herhangi bir şekilde dana burnu saldırısına uğramamışlar gibi görünüyor. Açık kök domates aldık ama onlar çok güçsüz. Büyük ihtimalle tutmayacaklar. Ama belli olmaz, tutabilir. Dolma biberlerle devam ediyoruz. Dolma biberlerden sonra da kapya. Tavşanı konuşalım. Söylesene. Evet. Yalnız çirkin. Sohbet edin dediğin anda sohbetin kesilmesi de. Ziyat ne diyeceğini korkuyoruz. Yok, yok. Kelimelerinizi dikkatli seçin. Al, koyma bana. İstediğin ya. Koyma. Bana koy. Tatlı edilirsen. Ne? Tuz mu bu? Anne, evet. Yumurtana dökebilirsin. Aa. Aa, evet. Çok güzel değil mi? Evet. Ama bu tatlar değil mi? Bana da biraz patates koyabilir misin? Gitgide kötüye gidiyor domatesler. Biberlerin ekimine hızla devam ediyoruz. Dolma biberler bitti. Kapya bitti. Sivri bitti. Kıl biberdeyiz. O da az kaldı. Ondan sonra sulamayı başlatıyor. Fide ekim işlemini bitirdik. Sulama işlemini bitirdik arkadaşlar. Bunlardan önce şurayı bir göstereyim dedim.
çapa makinesiyle buradaki, yani ilk mahsullerimizi diktiğimiz kısımdaki sarımsaklar, soğanlar, patatesler, ay çekirdeği, iki sıra fasulye ve mısır en başta. Buraların arası gidildi. Ara çapaları yapıldı. İşte boruların arasını bu kadar açık bırakmamızın sebebi bu. Haftada bir gün gelebiliyoruz. O günde el çapasıyla bu koca bir dönümlük bahçeyi hak etmek zor. Biz de ne yapıyoruz arkadaşlar? Çapa makinesiyle aradan direkt gidiyoruz. Çapa makinesinin çapalarını kısaltıp. İşte böyle olduğunda bahçe böyle daha güzel, düzgün, muntazam, bakımlı görünüyor. Karşı taraflarda diktik arkadaşlar. Oralarında Allah'ın izniyle iki haftada bir ara çapasını yaparak otlanmanın önüne geçeceğiz. Evet, günün sonu arkadaşlar. Bütün yerlerin ekimini yaptık. Fidelerin tamamını da diktik. Ve dana burnu için gerekli olan kepekli ilaçlama işlemini de yaptık. Böyle farklı renkte kepekler görünüyor. Ve bugünü bitirdik. Sulaması da tamam, gördüğünüz gibi. Domateslerimiz bizim kendi yetiştirdiğimiz ve açık kök domatesler olduğu için biraz boyunları bükük. Ama her sene bu şekilde dikiyoruz. Birkaç gün böyle gidiyorlar. Daha sonra toparlıyorlar. İnşallah yine toparlayacaklardır diye umut ediyorum. Arkadaşlar, tam anlamıyla 42 adet sıranın tamamının ekimini yapmış bulunuyoruz. En son sıraya da artık elimizde kavun tohumları vardı. Onu ektik. Videoyu buraya kadar izlediyseniz size çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun.